Beraber önce Cenab-ı Hakk'ın huzurunda gece gündüz demeden hizmetinizde olacağımıza namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Seçimden hemen sonra da Diyarbakır'a gitmek yok. Yok. Şimdi o bayrak meselesi beni senelerdir rahatsız etti. Ben bu bayrak meselesini söylüyorum. Konuşuyorum. Çünkü bayrak bir rüzgar bekliyor dedi ya abi. Evet. Şimdi bu bayrağı rüzgarı bu bayrağı rüzgarı verecek olan sizin mübarek oylarınız. Bakın hala da biz 6 aydır 7 aydır Ramazan'da Ramazan bayramını teşkilatımızda yaptığımız bir mübarek Ramazan'ı beraber idrak ettik kardeşlerimizle. Daha sonra Allah nasip etti Gültekin Düğün Salonu'nda Kurban Bayramı'nın ikinci günü orada bir bayramlaşma yaptık. Allah herkesten hepimizden razı olsun. Orada da bunu ifade ettim. Her yerde bunu ifade ediyorum. Ya insan birazcık utanır, ağırlanır. Seçilir seçilmez. Tüyük dedik yetimin hakkını. Zekat nedir? Zekat önce yakınından, kardeşinden, ailenden, komşundan, köyünden, kasabandan öyledir değil mi? Yani önce onlar. Sonra uzak kesimler. Tamam. Ama sen bunu yapmıyorsun. PKK'lı ondan 15 gün evvel Sayın Başbakanımıza hakaret eden, affedersiniz meşenin dalları nereye battı da diyerek Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e hakaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'nın hamisi Abdullah Öcalan'ın temsilcisi katil Abdullah Öcalan'ın temsilcisi 51 insanımızın katili Türküyle, Kürdüyle, Manavıyla, Çerkezliyle, Karadenizlisiyle bütün insanlarımızın katilinin adamını el yapmaya gidiyorsun. Ve PKK'lıları buradan yiyecek yiyecek götürüyorsun. Hiçbir Allah'tan korkmuyorsun Murat Kaya. Geyve Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük emeği olan ilk milli kurtuluş hareketini Karaçam Karargahı'nda başlatan Atatürk'ün silah arkadaşı Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize, geçmişimize Ali Fuat Paşa'da Parlatepe'de mitralyözüyle, topuyla ilk düşmana, Yunan'a engelleyen Ali Fuat Cebesoy Paşa'mızın kabri de orada böyle bir yer. Ve ilk milli mücadelenin başladığı yer İzmir falan değil. Geyve kaymakamıyla, kaymakam Namık Görü'yle, o zamanın yeni eşrafıyla, Hafız Şevkisi'yle, hepsi sarıklı mücahitleriyle. Sen bu Geyve'de belediye başkanı oluyorsun. Cenab-ı Allah sana bunu nasip ediyor. Sen gidiyorsun PKK bölücülerinin elini öpmeye gidiyorsun. Bunların hesabı sorulmalı. Ayrıca belediyeyi bu hale soktun. Şu anda da bir sürü tehditle, baskıyla dün akşam geldiler. Belediyede çalışan kardeşlerimizi, belediyeyle işi olan esnafımızı zorla, baskı yaparak dört ararlar, beş ararlar Ahmetçim. Bunlarla bir yere gitmeye çalışıyorsun. Belediyenin akaryakıt istasyonunu ben yaptım diyorsun. Hayır. 93'te yapıldı. Belediyenin doğalgazını ben getirdim diyorsun. Hayır. İlk defa bizim dönemimize ihale edildi. Efendim, diğer şeyler, bir hayvan pazarı diyorsun tutturdun. Öyle bir hayvan pazarı yaptın ki 350 milyar lira harcadın. Biz bakın rahmetli Sabri Taşpınar, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Hepiniz tanıyorsunuz Sabri abiyi. Şeyli. Günok Sarlı. Günok Sarlı Sabri abi. 350 milyara burasını yaptın. Biz onun 20'si büyüklüğünde 3 dönüme yakın Adnan Menderes kapalı pazar yerini 30 milyara yani bugünkü parayla 30 bin liraya gerçekleştirdikse 350 bin liraya. Ve de Geyveli bir esnafa yaptırmıyorsun sen bunu. Kime yaptırıyorsun? Pamukova'dan getiriyorsun. Kendi yandaşına peşkeş çekiyorsun. Arife i̇şte, gününde oradan kimse geçemedi. Arife gününden kimse geçemedi. Bir de bir sürü kavga oldu. Millet birbirini yedi orada. Şimdi bunları yaptım diyorsun. Ha şunu yaptım diyorsun. Kumaca diyorsun. Sabri Bey köyünü kuruttun. Bizim köyümüze bir sürü söz verdin. Şimdi beni kendi köylerimle karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Yaklaşık 3-4 senedir bunu yapmaya çalışıyor. Belediye başkanlığı döneminde biz kendi köyümüze bir iş yeri açılması için rahmetli Aziz abimle, muhtar Aziz abimle beraber
heyetle beraber orada bir sanayi bölgesi oluşturduk. Safıköy'de bunları anlatacağım. Nedir? Demirler Köyü'nde 10 dönüm meyveliği var. Bir haneye zor yetiyor. 5 kar